Gökçek ile Sağlıklı Yaşama hoş geldiniz. Bugün sizlerle Herbalist İbrahim Gökçek ile beraber olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün dil üzerindeki paslardan bahsedeceğiz. Evet, dil üzerinde pas. Elinizde de gördüğümüz dilden gibi. Dilden hastalıkların teşhisi. Şimdi Doktor Barbara Kirschbaum, yani Alman asıllı bir doktor. 30 yıl Çin'de araştırma yapmış. Dil üzerinden hastalıkların teşhisi, Almancası Sungen Diagnostik, Türkçe karşılığı dilden hastalıkların teşhisi. Böyle iki cilt kitap yazmış. İki cilt. Biz de, ben de Almanya'da bununla ilgili binlerce insanın dilini kontrol ettim ve dilden hastalıklar teşhis edilebilir. Burada yüzlerce dil üzerinde mesela hastalıkların baktığınızda çeşit çeşit diller var. Paslanmış gibi hocam. Dil üzerindekiler. Şimdi dilin sağlı sollu kenarlarında diş izi varsa karaciğerinde problem var demektir. Dilimin ortasında şöyle bir çizgi varsa gastrit var demektir. Çizgi hafif ileri doğru ortaya doğru gelişmişse pankreasında yani şeker hastası demektir. Dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar, sarımsı bir tabaka şöyle çok çok mantar var demek. Dil kızarmış da, kıpkırmızı olmuş da hiçbir tabaka yoksa aşırı vitamin yetersizliği ve çok çok yoğun mantar var demek. Dördüncü devre. Dil kökü şöyle siyahlaşmışsa, yani tabaka siyah bir renk almışsa Allah korusun tehlikeli demek. Acil hastaneye gitmesi belki de kanser rizikosu var demek. Türkiye'de de eskiden yani 50 yıl, 60 yıl önce insanların, hastaların diline bakılarak birçok şey teşhis ediliyordu. Rahatsızlığı şudur, şudur deniliyordu. Yani kan tahlili, idrar tahlili, efendim MR, şu bu, hiçbir şeye gerek kalmadan doktoru, eski doktorlar çok mükemmeldi. Bilgili, tecrübeliydi. Bilgiye, görgüye dayanıyordu. Fakat çıkan birçok alet, makine, robot, şudur budur, doktoru ne yaptı? Otomatikleştirdi. Hasta sayısının da çoğalması nedeniyle artık doktorlarımız ne yapıyor? Doktor hastayı muayene bile etmiyor. Neyin var? Karnım ağrıyor. Yazıyor bir reçete. Hadi güle güle. Artık robotlaştık. Şimdi dilden hastalıkların teşhisi Uygur Türklerine ait bir buluş. Yani bizim atalarımız bulmuş. Türkler bulmuş. Milattan önce 4000 yılında. Fakat sonra biz bulduğumuz her şeyi bir şey buluruz, yatar üzerine uyuruz. Ve Çinliler bunu geliştirmiş. Nasıl ki bütün dünyadaki yazıların temeli Sümerce, çivi yazıya dayanırsa, Arapça, Latince, Çince, Sanskritçe, bütün dillerin temeli, yani yazı dilinin temeli, Sümer yazısına dayanır. Sümerler de Ortasya'dan gelmiş bir Türk boyudur. Yani bütün medeniyet dünyaya Türklerle yayılmış. Tabii mesela tıbbın kurucusu İbn-i Sina ilk destilasyonu yani bitkiden eterik yağ geliştirmiş. Dünyada ilk ilaç yapan insan modern anlamda ve onun yaptıkları 300 yıl Avrupa'da üniversitelerde okutulmuş. Biz ne yapmışız? Uyumuşuz ama uyandık çok şükür.